son toplantısını, eğitim oturumunu yapacağız arkadaşlar. Bugün son toplantımız destekçiler ile iletişim, takım fonlama çalışmaları, First'teki hibe destekleme başvuru şartları üzerine olacak. İki deneyimli mentorumuz da bize destek verecekler. Onlar sunumları yapacaklar. Burhan hocam zaten birçoğunuz tanıyor. Hem 64-15 hem 81-59 takımının mentoru, kurucu mentoru aynı zamanda. Yıllardır First Robotics Competition camiası içerisinde destek veriyor. Birçok çocuğa katkı sağladı. Bugün de deneyimlerini, bu destekçiler konusundaki deneyimlerini paylaşacak. Aynı zamanda Woody Flowers Türkiye'de hangi yılda hatırlamıyorum. Abi 2 yıl oldu mu? Değil mi? 2 yıl önce. 2018 İstanbul, bir de Las Vegas var. Evet, 2020'de. evet. Dünyadaki tek iki kere Woody Flower alan kişi Burhan Hocam. 6 tane var Hasan Hocam. Ben onu araştırdım. 6 kişi var öyle. 6 kişi. İyi abi, 32 evet. Yıllık yani... tarihte öyle denk gelen, yanlışlık olan 6 kişi var. Evet. Değerli bir mentorumuz. Keza Ilgar da aslında 56-65 takımının mezunu. Aynı zamanda şimdi üniversite öğrencisi, yurt dışında okuyor. Arkasında Beşiktaş'ta olduğunu görüyorum. Kara Sevda yazıyor sanki Beşiktaş bayrağı. Evet hocam. Şimdi takımına da mentor olarak destek veriyor. İkisi de iki değerli mentorumuz da bugün sunumlarını yapacaklar size. O Hoş zaman hocam geldiniz. benimle alakalı bilgileri verdikten sonra ben ekstra bir sürpriz bilgi vereyim. Kimsenin haberi olmadı burada kayıt altındayken İtalya'da da bir tane takım açıyorum şu an. Oo, İtalyan Efars takımı çok havalı. Evet. İyi, Türk tebrik ve ederim. İtalyanların karma olduğu bir FRC takımı. İnşallah bakalım önümüzdeki ay içinde. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Burhan Hocam, siz kendinizi tanıtmak ister misiniz? Ben biraz tanıttım, çok yani şey Yok yaptım, yok. nasıl istersiniz? Çok teşekkür ederim Hasan Hocam. Çok teşekkür ederim tanıtım için, övgülerin içinde. Yani umarım katkı sağlar bugünkü eğitim ya da bu videoya ulaşan arkadaşlar. Ben işte senin de tarif ettiğin gibi 2015'ten bu yana çok sayıda takımla birlikte de oldum. 64, 15, 81, 9 ama isimlerini diğerini saymayayım ama bu eğitimde şöyle katkı sağlayacağımı düşündüm. Aslında Ilgar'ı da çok küçük öğrenciliğinden beri tanıyorum. O yüzden onun anlatacakları zaten çok kıymetlidir, çok tecrübeli. Ben özellikle bir meslek sitesinde ya da bir kolejde ve ya da bağımsız takımlarda bu işlerin nasıl olduğu konusunda oldukça tecrübeliyim. Üçünü birden yaşadığım için. Bu konuda aslında bu eğitim dışında da çok soru alıyorum. Nasıl oluyor? Yani bir girizgah yapacak olursam, kolejler durumdan şikayetçiler. Diyorlar ki devlet okulları çok bağış alıyor. Çünkü devlet okulları, sizin zaten paranız var diyorlar. Devlet okulları diyorlar ki bizim network'ümüz yok. Yani biz başka yerlere zaten, başka yarışmalara sürükleniyoruz. Kolejler çok şanslı. Bağımsız takımlar diyorlar ki bizim zaten şeyimiz yok. Yani kendimiz bir araya geldik, kendimizi tarif bile edemiyoruz. Şüphesiz ki dolayısıyla bu konu gerçekten zorlu bir konu ve herkes için de farklı zorlukları barındırıyor. Umarım katkı sağlar bugünkü görüşme. En azından biz nasıl bunu sürdürülebilir kılıyoruz yıllar içerisindeyi anlatırım. İlham verir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Burhan Hocam. Ilgar, sen de kendini tanıtmak ister misin? Önüne ekleyeceklerin var mı? Olur hocam. Ya ben 2015 yılında başladım aslında öğrenci olarak ve büyük ihtimalle FRC Türkiye'de belki globalde de en uzun öğrenci olarak bir FRC takımında bulunan insan olabilirim. Çünkü hazırlık sınıfında girdim ve 12. sınıfta da bırakmadım. Yani totalde 5 yıl öğrenciydim aslında. Bunun genel ortalaması 2 ila 3 yıl olduğunu varsayarsak. Hani ben başladıktan sonra yine yani ben başladıktan sonra başlayıp benden önce ben başlattım ve mezun ettiğim arkadaşlarım falan oldu. Onlar mentor olduğunda ben hala öğrenciydim. Böyle 5 yıllık bir sürem oldu. Son 2 yıldır da mentorum. İşte 3. mentor yılıma gireceğim önümüzdeki sene Crescento'da. Bu şekilde takımıma da şu an Abidin Hoca'dan sonra ikinci lead mentorluğunu yapıyorum Spark'ta. Şimdi İtalya'da da bir tane takım açacağım. Gerekli yerlerle anlaşmalar sağlandı. Ve İtalya'da okuyorum. Makine mühendisliği okuyorum. Onu da söyleyeyim. Bu kadar. Teşekkür Ve ederiz. inşallah Burhan Hocam gibi yakın zamanda bir anda bir Woody Flowers almak istiyorum.
Oo, daha çok gençsin Ilgar ama olabilir tabii. Neden olmasın? Hocam şöyle, Abidin Hoca tam zamanında aldı. Ben mentor oldum, Abidin Hoca aldı. Artık ben başvurabilirim. İyi, hadi bakalım hayırlısı. Bakalım, göreceğiz. Bu şekilde. Nasıl başlıyoruz? Sunum Hocam ben paylaşmak. sunumu paylaşayım. Tamam. Yani sunumu paylaşacağım. Birkaç girizgah yapacağım. Yani nasıl ilerleyeceğini, daha çok benim kafamdaki formülü, nasıl bir eğitim planladığımı kafamda. Çünkü çok böyle sunumdan oku, anlat şeklinde, ya buranın şöyle de konuştuk, daha interaktif soru cevap olması daha sağlıklı olur. Şimdi önce paylaşalım. Bir saniye, başlayalım. Tamam. Ekranım gözüküyor değil mi şu an? Evet, gayet net. Süper. Şimdi aslında çok uzun olmayan bir sunum hazırladık. Niye çok uzun olmayan? Şimdi uzun bir hazırlarsak çok ayrıntısına girmemiz lazım. Bu şekilde soru cevap daha tatlı olacağını düşündük. Daha sağlıklı olacağını düşündük. Ve önceden de söyleyeyim, istenildiği zaman kesinlikle sözümüz bölünebilir, soru sorulabilir. Hiçbir sorun yok bu açıdan. Çünkü hani sizin merak ettiklerinizi kendinizle getirmeniz bizim için daha sağlıklı olur. Biz çünkü hazır, yani bir template aslında olan şeyleri anlatacağız. O açıdan daha sağlıklı olur ve zaten sunum bittikten sonra yine soru cevap şeklinde devam ederiz. Bu şekilde sunumumuz ne hakkında olacak? Genel olarak takımı, bir FRC takımının ekonomisini yönetmek, bir gelir gider tablosunu nasıl yöneteceğiniz, takımınızı nasıl ayakta tutacağınız ekonomik olarak, bunlar üzerine özellikle sponsorluk ve hibeler ağırlıklı gideceğiz aslında. Şimdi bir takımımızı niye fonlamalıyız? Çünkü bir FRC takımının bir doğal giderleri var. Bu sezon kayıt ücretleri, robot yapım masrafları gibi gibi gibi. Bunları zaten biraz sonra bütçe planlamasında bahsedeceğim. Ve sizin kendinize gelir sağlamanız lazım bu noktada, bu giderleri karşılamak için. Ve kâr amacı gütmeyen bir yapıda bulunduğu için takımınız aslında bir şey satamazsınız ya da bir yerden gelir elde edemezsiniz. O yüzden insanların size destekleri burada ön plana çıkıyor. Sponsorlar, aileler, okul, hibeler, bu tarz şeyler. O yüzden takımınızın ekonomisini yönetmek aslında çok önemli, çok hayati. Yani takımınızın özellikle sürdürülebilir olmasını istiyorsanız, gelecek planlarınız varsa bu belki takımınızın en hayati noktalarından biri. Özellikle Türkiye'de bir FRC takımı olduğumuzu varsayarsak çok daha kritik oluyor. Peki, biz takımımızı açtık. Özellikle bu sunum daha çok rookie takımlar için olacak baktığımızda. İlk ne yapacağız? Her şeyden önce, yani benim şahsi fikrim bunca yıldır, bir iş planı yapmak, bir business plan yapmak. Şimdi o sustainability plan diye değişti ismi ama yine de aslında mantığı aynı. Takımınızın yapısıyla alakalı bir dokümantasyon oluşturmanız lazım aslında sizin. Yani ne tür hedefleriniz var, planlarınız neler, bütçeleriniz neler olacak, nerelere ne kadar para harcamak istiyorsunuz ya da ne kadar insan gücü şey yapmak istiyorsunuz ya da vizyonunuz, yapmak istediğiniz projeler, bunlar yani sponsorluk dosyasından farklı bir şey bu aslında. Parantez içinde şirketinizin yapısını anlattığınız, gelecek planlarınızı anlattığınız bir dosya. Burada da genel takımınızın geçmiş, yani ne zaman kuruldu, nerede kuruldu, kaç kişi kurulduğunuz, hangi amaçla kurulduğunuz gibi yerlerden bahsedeceğiz. Sonra takımınızın yapısından, orada bahsettiğim gibi alt ekipler, cinsiyet dağılımı. Yani burada çünkü alt ekipler niye diyoruz? Her takımın alt ekiplerindeki iş dağılımı çok farklı olabiliyor. Hani bazısı tek kaptan oluyor, bazısı üç kaptanlı bir oluyor, iki kaptanlı oluyor. Alt ekipleri çok dallandırıyorlar ya da daha kısır tutuyorlar. Böyle böyle bir sürü farklı takım yapıları var aslında ve burada siz kendinizi ifade etmeniz lazım. Biz şu yapıda bir takım kuruyoruz, bu şekilde ilerleyeceğiz. Çalışma ritmimiz ve prensiplerimiz de bu şekilde olacak. Risk analizi yapmanız lazım. Yani ne kadar riskli bir ortamdasınız, ne kadar risk alıyorsunuz, bunlardan belirtmeniz lazım. Pazarlama, reklam, yani özellikle nasıl diyeyim, kendinizi dışarı nasıl lanse edeceğinizi belirtmeniz lazım ve en önemlisi bizim bugün de zaten bahsedeceğimiz şey bütçe planlamamız ki bir şirkete gittiğinizde özellikle giderlerinizi kestirebiliyor olmanız lazım. Yani bu genel, tüm dünyada ekonomi dengesi bu şekilde olur. Önünüzü görebilmeniz lazım. Ne kadar harcayacağınızı bilmeniz lazım. Hani yani şu kadar harcarız tahminen değil. Biz buna bu kadar harcamayı planlıyoruz. Giderlerimiz bu şekilde olacak ve bizim bu kadara ihtiyacımız var şeklinde ilerlemesi lazım aslında bunların. Takım bütçesinde dikkat etmemiz gereken noktalarda sabit giderlerimiz var öncelikle. Sezon kaydı. Bu net. 6.000 dolar.
Yarışma kaydı bu yarışma kaydı yazmamın sebebi sezon kaydınızın içinde sizin bir tane regional seçme, event seçme hakkınız oluyor. Kitiniz geliyor ve sezona kaydınız oluyor. Yarışma kaydından kastımız burada bazı takımlar fazladan regionallara katılmak istiyorlar. Mesela normalde sezon kaydınızı yaptığınız tek regional hakkınız var. İstanbul'da da peş peşe iki regional düzenleniyor. Mesela ben ikisine de katılmak istiyorum. Birincisi biraz daha alıştırma olsun. İkincisini de asıl performansımı göstereceğim dediğinizde ikinci regional'a ekstra bir para ödemeniz gerekiyor. Hocam bu 4.000 dolar mıydı en son? Üç. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 mü? İkinci regional. Tamam. Evet. Yani ekstradan bir 3.000 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Fazladan bir regional'a katılmak için. Ya da burada o öngörülemeyenler yazmışım. Orada bahsedeyim. Onun dışında eğer bu ikinci region'unuz ya da ana ilk tek gideceğiniz region yurt dışında, şehir dışında bir yerdeyse seyahat masraflarınız ve robota ne kadar, en az ne kadar yatırım yapacağınız. Yani ben en az bu kadar para harcayacağım robota. Bu genel olarak atölye kiralama, malzeme satın alma, alet, edevat gibi 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 bir sürü şeyler. Ben bunlara komple bu kadar bir bütçe kesin ayıracağım demeniz lazım. Reklam giderlerinizde burada aslında takım formasından tutun posterlerinize yapacağınız her şeye anlaşmalara hepsi reklam giderleri. Yani takım formasına dahil. Çünkü kendiniz aslında kendi reklamınızı yapıyorsunuz siz o formayı giydiğinizde de. Onun dışında pit alanında dağıtacağınız bazı nasıl posterler olur, el kitapçıklarınız olur ya da hediyelik eşyalar olur, her şey olabilir. Bunlar da reklam giderleriniz oluyor. Ve öngörülemeyenler burada özellikle şampiyonaya katılımcı. Bunu Türk takımları yani çok yaşıyor. Yıllardır görüyorum. Yani bunu geçen sene biz de yaşadık. Bu hep bir kenara atılıyor. Sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi. Sonra bir anda şampiyonaya hak kazandığımızda bizim bir 5.000 dolar şimdi masraf çıktı şampiyonaya nasıl gideceğiz? Yani bunu ödememiz lazım. Bir de seyahat ücreti fazladan çıktı. Çünkü üstüne gideceksiniz. Ya yani bunları da aslında önceden takım bütçenizde, bütçe planlamanızda belirtirseniz kendiniz için de yani sponsorlar için demiyorum. Hep gözünüzün önünde bulunması çok sağlıklı olur sizin için. O kadar bu ihtimale karşılık kendi ekonominizi ona göre hazırlarsınız. Şampiyona gidemezseniz o parayı önümüzdeki sezon aktarırsınız. Önümüzdeki sezon daha rahat edersiniz. Aslında bu şekilde ilerlemek çok sağlıklı oluyor baktığınızda. Ve mesela robot yapımı sırasında dediniz ki ben robota bu sene 3.000 dolar harcayacağım. Ama ekonomik durumlar olabilir ya da robotunuzdaki tasarım değişiklikleri olabilir. Fazladan masraflar çıkabilir. Burada da bir artı eksi şeklinde yani mesela 3.000 dolar da artı eksi 1.000 dolar şeklinde yazabilirsiniz mesela. Yani örnek bu tamamen sizin nerelerde çalışacağınız, kimlerle çalışacağınız, ne kadar komplike bir robot yapacağınız bunlar çok değişken aslında masraflar. Ve bu şekilde kendinize bir takım bütçesi yapmanız lazım. Bu da zaten First'ın sitesindeki bir örnek. Efeler için yapılmış bu ama aslında aynı mantık tamamen. Bu şekilde bir gelir gider tablosu yapmanız lazım. Şimdi birazdan hibeleri anlatacağım. Birazdan sponsorluk dosyasına geri döneceğim. Burada sizin ana gelir kaynağınız aslında sezon başında Can Sivil'in hibeler. Çünkü sponsor bulmak son 3 yıldır özellikle 2-3 yıldır çok zor bir noktaya geldi. Ve bu durumda da First'ün, Fikret Yüksel'in ya da 3. parti şirketlerin verdiği hibeler var. Burada okulu da ekledim çünkü okul da yani hibe olarak geçiyor aslında terminolojide. Yani teknik olarak bir hibe değil ama terminolojide hibe olarak geçtiği için okul da ekledim. Burada sene başında özellikle bir okul takımıysanız ya bu okul bağımsız takım işlerine Burhan Hoca daha ayrıntılı anlatacak zaten. Ama özellikle okul takımıysanız sene başlamadan önce okulunuzun yönetim kuruluyla, müdürüyle bir toplantı yapıp hani size en azından bu kadar bir bütçe ayırabiliriz şeklinde bir geri dönüş alırsanız ondan sonraki bulmanız gereken para miktarını da öyle hesaplayabilirsiniz aslında. Sonrasında burada öncelikle First ve Türk takımıysanız First Fikret Yüksel Vakfı'nın hibeleri devreye giriyor aslında. Bu tüm hibeleri şu an anlatacağımız, bahsedeceğimiz tüm hibeleri aslında First'ün sitesinde şurada bıraktığım bir link var. Bu linke fotoğrafını çekebilirsiniz ya da Hasan Hocam, Burhan Hocam linki chat'e de atabilirsiniz. En kötü ihtimal sonradan izleyecekler için de söylüyorum. Hiç linki kopyalamakla uğraşmayın. İnternete
First Grant yazınca zaten direkt bu sayfa çıkıyor karşınıza. Oradan filtreleyip FRC diye sonrasında rookie veteran şeklinde de filtreleyebiliyorsunuz. Bu şekilde hibeleri takip edebilirsiniz. Ve burada bu hibe sayfasında Fikret Yüksel ve First'ün verdiği hem veteran hem yeni rookie takımların hibeleri dışında da üçüncü parti şirketlerin verdiği hibeler var. Mesela NASA, burada ekranda gördüğünüz NASA, Lockheed Martin, Raytheon Technologies gibi şirketlerin daha da bir sürü var aslında. Ben bir kısmını kestim sadece. Verdiği takımlara hibeler oluyor. Bu şirketler neye göre belirleniyor? Her sene değişiyor aslında. Hangi şirketler First'e sponsors aslında bunların aşağı yukarı hibeleri çıkıyor. O şekilde bir tahminde bulunabilirsiniz aşağı yukarı. Burada tahminde bulunabilirsiniz. Niye ekstradan söyledim? Çoğu takımda şöyle bir sorun var ki bu şirketlerin verdiği hibelerde şöyle bir şart oluyor. Benim şirketimde çalışan birinin takımınıza da mentor olarak gözükmesi ya da mentorluk yapması lazım diyor. Ya da kefil olması lazım diyor. Bu tarz değişiklikler gösterebiliyor. Ve çoğu şirket Amerikan based bir şirket olduğu için, yabancı şirketler olduğu için bir muhatap bulmak ya da kendinizi mentorluk yaptırabilecek birini bulmak çok zor oluyor ve süre de kısa oluyor. Çok zor oluyor. O yüzden siz sezon açıklandığında o sezonun sponsorlarından aşağı yukarı çıkacak hibeleri tahmin edip önceden bunu için aksiyon alabilirsiniz aslında. Bu küçük bir trik, hile gibi bir şey aslında. Ilgar'cığım bir şey söyleyeceğim. Ekranda hibeler slide mı duruyor acaba? Evet. Tamam. Senin internetin tamam okey. Sen biraz dondun da acaba dedim şey mi slide'da ilerledi Yok mi yok o... doğru. Şimdi bir sonraki slayta geçtim. Tamam. Yani bendeki görüntü öyle Geçti donuk değil mi? gözüküyor ama. Tam ekran slayt olduğu için şu an belki benim görüntüm donuyordur. Kamera tam almıyordur emin değilim ama. Tamam. Okey. Evet. Şimdi başvuruda neler dikkat etmeliyiz diye yere geçtim. Evet. Tamamdır. Evet Süper. şimdi oraya geçtim. Tamam. Şimdi biraz önce bahsettiğim önceden aksiyon almak niye önemli? Şimdi bu grant başvuru, hibe başvurularında son başvuru tarihi özellikle çok önemli. Bunları çok anlık takip etmeniz lazım. Yani başvuru gereksinimlerinden önce başvuru tarihleri, hibenin açılacağı ve biteceği tarihler. Neden? Bir sonraki slayta geliyorum. İlk gelen kapar muhabbeti çok oluyor genelde bu hibelerde. Çünkü çok fazla takım başvuruyor ve şirketler de şöyle bir çözüme gidiyor. Şimdi aynı anda 2000 takım başvuracak ve ben hepsini toplayıp tek tek değerlendirmem gerekiyor. Onun yerine şirketler diyor ki ilk başvuranı ilk değerlendireceğiz diye. O yüzden sizin aslında önceden aksiyon almanız bu durumlar için hazırlık oluyor. Hemen açılır açılmaz hibe başvurunuzu yaparsanız eğer gereksinimleri de karşılıyorsanız hibe zaten kesin çıkar. Ama son gün bakıyorsunuz mesela bir önceki slide'da dönelim. Burada Fikret Yüksel'in hibesi. Fikret Yüksel de öyle bir ilk gelen alır olmaması lazım yanlış bilmiyorsam değil mi hocam? Var Değil. mıydı? Yok öyle bir Değil şey mi? yok. Değil. Fikret Yüksel Evet öyle o bir yani bu o biz daha evet. efektif davranıyoruz. Yani biz daha Aynen. adaletli yani o hibeyi veriyorsak olası tüm durumlara ya biz derken tabii vakıf yani benim öyle bir param yok Evet, yani vakfın bütçesi. anladım. Onlar ona göre planlıyorlar. Yani şu kadar takımın gelmesi muhtemel. Tüm bu takımlar alabilecekmiş gibi hesaplıyorlar ama herkesin de alacağını da garanti de vermiyor. Yani Evet. kaliteli bir başvuru olması. Çünkü bu sene özel yani geçen senelerde Alex'in şeyi vardı söylediği bir şey vardı. Ya 2 senedir aynı dosyayı gönderiyorlar. Yani aynı dosyayı kelimesini değiştirmeden gönderiyorlar. Yani hocam ne yapacağız bu takımlarla diye. Bazı takımlarda yani herkes için söylemiyor tabii de. Ama bu sene mesela çok daha detaylı inceleyeceğini söyledi ve hani şey yapacağını hani hatta birkaç takıma böyle geri bildirimlerde bulundu. Bunu değiştirin, böyle yapın falan şeklinde. Ama tabii bunun da bir sınırı var. Yani çünkü bir sürü takımla ilgileniyoruz. Bir tek takıma takılıp kalmak yerine artık birkaç tanedan sonra artık red verilebilecek hale geldik diye düşünüyorum yani. Bilginiz olsun. Anladım. Ya burada Fikret Yüksel'in ekran resmi var ama şu aslında bu iki resmi ortak düşünebilirsiniz. Bu Boeing'in hibe başvurusu. Burada özellikle diyor ki eğer belirlediğimiz
Mesela Boeing diyor ki 100 bin dolar dağıtacağım ben diyor. Ve ilk gelen alır diyor. Burada da belirtmişler. Eğer bu 100 bin dolar biterse son başvuru tarihi geçmemiş olsa bile, yani siz son başvuru tarihinden önce başvurmuş olsanız bile maalesef ki kabul edemiyoruz. O yüzden sizin direkt açıldığı gün başvurmanız lazım. Hazırlıklı olmanız lazım bunlara. Hazırda belli yazılarınız, dosyalarınız bulunması lazım. Sonrasında da hibeye göre ve beklentilere göre ufak değişikliklerle yollayabilirsiniz. Tabii ki de Hasan hocamın dediği gibi de yıllarca aynı dosyayı yollamamanız lazım. Bu çok önemli. Her sene kendinizi güncellemeniz ve üzerinize bir şey, yani takımınızın nasıl desem, üstüne bir şeyler, yani yaptığınız işlerin ve dosyanızın üstüne bir şeyler katıp o şekilde kendinizi güncelleyip yollamanız lazım bu başvuruları. Onun dışında son başvuru tarihi dedik, gereksinimler dedik. Gereksinimleri çok iyi okumanız lazım. O çok önemli. Çünkü hibeler çok fazla değişkenlik gösteriyor. Veteran rookie diye değişiyor. Bazısı veteran diyor ama rookie'den sonraki ilk yılı diyor. Böyle oluyor. Ya da spesifik takımınızın belli özellikleriyle alakalı bir dosya istiyor. Mesela cinsiyet eşitliği ile alakalı bir yazı yaz bana diyor. Bunu değerlendireceğim ben diyor. Gibi gibi gibi. Bunları çok iyi okumanız lazım. Hani genel bir format yok ortada. Bu şirket ya da vakıf, first, sizden ne istiyorsa, neyi değerlendirecekse ona yönelik başvurular yapmanız lazım. Hani ben genel bir dosya hazırlayayım. Mesela takım manueli hazırlayayım ya da business planimi. Direkt yollayayım. Olmaz. Sizin beklenilen şeyleri karşılamanız lazım. Yani sizden bekledikleri bilgileri onlara vermeniz lazım. Onun dışında bu ilk gelen, ilk alırı da söyledik. Şimdi hocam, sponsorlara geçmeden önce hibe ile alakalı Burhan hocam, Hasan hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eksik bir şey var mı? Ya ben tek tek aslında şu an açık olan hibeleri anlatmak istemedim. Çünkü hepsinin mantığı aynı. Orada çok açık bir şekilde kendini belirtiyor aslında hibeler. Ama sponsorluğa geçmeden önce aslında şu şeyi bir daha konuşabiliriz. Grupta da konuşulan bir muhatap nasıl bulacağız şirketlerden? Ya ben orada bir şey eklemek isterim. Bugün de grupta cevap verdikleri için yazmadım. Mesela mentor arkadaşımız 75 kişiye LinkedIn'den ulaşmaya çalışmış. Buradaki aslında en dezavantajlı konulardan bir tanesi öğrenciden ziyade mentörün devrede olması. Çünkü sponsorlar daha ziyade, yani benim tecrübelerim, mentörleri değil öğrencileri karşılarında görmek istiyorlar. Orada da muhataplar kısmı çok önemli. Yani bir kurumun her çalışanı değil de kurumsal iletişim çalışanlarına ulaştığınız zaman doğru kontak kurumsal iletişimdir kurumlarda. Ve LinkedIn tabii ki doğru bir mecra ama LinkedIn Premium daha doğru bir mecra. Dolayısıyla burada buna bir bütçe ayıramasanız da dönemsel olarak halkla ilişkilerle ilgilenen takımın oyuncuları ya da kaptanları geçici Prime üyeliklerle bu kontaklara direkt ulaşabilirler. Küçük notlar vermiş olayım. Bir ikinci konu, bu ilk gelen alır kısmı çok önemli. Bazen şöyle bir eleştiri oluyor gruplarda. Bunu söyleme fırsatı olsun. Bizler, yani birçok takım bir sürü hibeye aynı anda başvuruyor ve hangisini alabileceğini bilmiyor. Bazen bunların çoğu geliyor. Bazen de gelememiş oluyor. Bir kısmından ret alıyorsunuz, bir kısmından çok az geliyor. Dolayısıyla buradaki hazır bulmuşluğu, ben özellikle bu eleştiri konusu oluyor. İşte şu takım 13 bin dolar almış da biz 1000 dolar alamadık. Gerçekten o, ya zaten o takımın alması kadar doğal bir şey yok da. Hani eleştirmekten ziyade biz neden takviminde hazırlanamıyoruz sorusunu kendimize sormamız çok önemli. Bunun için de Ağustos bence çok kritik bir takvim. Ağustos'ta en azından takımların, evet okullar kapalı ama takımların bu işi yönetecek öğrencilerini Haziran'da hazır bulmuşluğunu sağlayıp Ağustos'ta uğraşmadan başvuru süreçlerini yapmalarını ancak böyle sağlayabilirsiniz. Bunu ek olarak söylemek isterim Ulgar. Mesela hocam, bu ilk gelen ilk alır konusunda da aslında çok güzel bir örnek bu sene bizim ve sizin takımınızda oldu. Yani Boeing sizin sonuçlandı mı hala bilmiyorum ama mesela belki sadece bir gün önce veya 2 gün önce biz başvurmamıza rağmen
çok farklı noktalardayız ve baktığımızda Burhan Hocam'ın takımı Golden Horn çok yetkin bu konuda. Yıllardır çok hibe alabilen bir takım olmasına rağmen hani bazen gerçekten birkaç saatle bile çok daha hızlı bir şeyleri sonuçlandırabiliyorsunuz. Onun dışında bu sene başıma gelen bir şey anlatacağım ben. Hasan Hocam sizi de aramıştım bunlarla alakalı. Şimdi bazı şeylerde, başvurularda diyor ki lütfen sezon ücretinizi ödemeden başvurun diyor. Bunu yaşadık biz bu sene. Mesela aynı anda birkaç tane hibeye başvurduk biz. Sonrasında bir tane hibe geldikten sonra sezon kaydımızı ödedik. Sonra bu yazıyı fark edince onu biraz araştırdık. Hani olumsuz etkiliyor mu diye. Orada demek istenilen şey şuymuş. Ödemeyin ki hibe geldiğinde hibenizi kullanabilirsin. Çünkü bu hibelerde özellikle rookie takımlarda bu soru çok geliyor veya hem vakfı hem first'u bununla alakalı şey yapabiliyorlar. Hani zorlayabiliyorlar. Hibeler kesinlikle nakit olarak kullanılamaz. Bunu bilmeyen varsa ya da ilk kez duyacak olan varsa bunu çok net belirtelim. Hibeler genelde sizin kayıt ücretinizi ödemeniz fazladan bir yarışma için gerekli ücreti ödemeniz veya Endmark'ta parça almanız, kitenize fazladan parça koymanız bu tarz şeyler için kullanabileceğiniz sanal bir para aslında. Bunları hiçbir şekilde nakite çeviremiyorsunuz ve bir sonraki seneye de geçiremiyorsunuz. Belli hibeler hariç benim galiba birkaç tane bir sonraki seneye geçen hibe de var. Yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle First'ün rookie takım hibesi bir sonraki seneye de geçiyor muydu kullanmazsak? 4 ve 2 şeklinde veriyor ya. Yani gerekli çalışmaları, raporlamaları yaparsanız sunduğu o $2,000 dashboard'unuza o kat otomatik aktarılıyor. Yok yok onu demek istemiyorum de... hocam. Mesela 4000'in hepsini kullanmazsanız mesela önümüzdeki seneye geçiyor muydu orada? Yani çoğu hibe de zaten geçmiyor. Direkt siliniyor hesabınızdan da. Bir tek o yeni takım hibesinde ilk sene 4000 veriyor ya onu kullanmazsanız bir sonraki sene 2000 ile birleştiriyor muydu? Zaten yarışma şartı orada asıl koşul. Dolayısıyla o 4000'i kullanmak zorundasın. İlk onu kullanmak doğru. Zorundasın. Yarışma doğru. Şartını sağlayamadığınız zaman zaten $2,000 olmuyor. Bir de Houston'da Engineering Inspiration alırsanız önümüzdeki sene Houston ücretini ödemiyorsunuz. Yani evet. Normal regionallarda da Amerika'da alırsanız, öyle bir sonraki seneye Sarkan diye söyledim. Hani Engineering Inspiration ödülünü yurt dışında kazanırsanız Houston Registration Fee'yi ödemezsiniz. Onu Houston'da kazanırsanız bir sonraki sene de ödemezsiniz. Ya, burada lütfen hala öyle galiba bir değişiklik olmadıysa update'lerde görmedim bir farklılık ama ya burada özellikle en çok dikkat etmeniz gereken şey lütfen tüm hibeleriniz sonuçlanmadan nakit olarak yani kendi cebinizden veya sponsor paranızdan kesinlikle dashboard'da hiçbir ödeme yapmayın. Gelen hibeyi kullanabilirsiniz. Hibe başvurunuzda bir dezavantaj yaratmıyor bu. Onu özellikle First'e de sordum ben. Ama eğer siz mesela hibeye başvurdunuz aynı süre içinde de bir sponsorluk aldınız $6,000. Ben ödeyeyim sezon paramı dediniz. Ödediniz $6,000'ınızı. Sonra bir $6,000 da hibe geldi. Ama o hibeyi nakite çeviremiyorsunuz. Siz sponsor paranızı nakit olarak kullanabilirsiniz ama hibenizi nakit olarak kullanamazsınız. O yüzden tüm hibeleriniz sonuçlanmadan kesinlikle nakit bir ödeme yapmayın kendi paranızla takımınızın parasıyla. Bu çok önemli. Ama şeyden de telaşlanmayın. Sezon ücretini ödemiş olmanız başvurduğunuz hibelerde bir dezavantaj durumu yaratmıyor. Sadece bu dediğim noktada hibeler sadece portal içinde First ile alakalı işlemlerde kullanabiliyoruz. O zaman sponsorluk kısmına geçelim. Son cümle şunu söyleyeyim. Yani video kayıtlarında şu an takvim belki erken ama şununla karşılaşabilir özellikle arkadaşlar. Hibe belli olmadı fakat kayıt parasının son günü. Böyle durumlarda bir teminat mektubuyla bu hibeyi beklediğinizi eğer gelmezse şu kadar zaman dilimi içerisinde parayı ödemeyi taahhüt ettiğinizi örnekleri var. Gruplarda hep paylaşılmıştır. Evet. Yoksa ihtiyaç duyulursa da paylaşırız. Söyleyerek hibenin sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz. Bu söylediğim son takvim diliminde böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız yeğdi. Geçen sene böyle bir durum olmuştu çünkü. Bu da bizim için neden önemli? Aslında şimdi
sonuçta international bir yarışma. Kitlerin Türkiye'ye ulaşması gerekiyor. Kitleri Türkiye'ye Fikret Yüksel Vakfı getiriyor. Gümrüktür, kargodur o işlerini temizliyor ve takımları ulaştırıyor. Dolayısıyla ne kadar kargo çıkacağının, kaç tane kitin Türkiye'ye doğru yola çıkacağı aslında kayıtların tamamlanmasına bağlı olarak geliyor. Dolayısıyla Burhan Hocam'ın dediği o commitment letter'lar çok önemli. Şöyle ki Amerika'da bir takım olsanız ülke içerisinde kargoyla size kitinizi ulaştırabiliyorlar. Ama şimdi uluslararası bir takım kaydınızı bitirdikten sonra kitinizi size gönderdikleri zaman birincisi bir kargo ücreti ödemek zorunda kalacaksınız ekstradan. İkincisi daha büyük problem gümrükle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Gümrükten o ürünü çekmek çok zor olacak. Dolayısıyla bu süreci çok iyi takip edip işte commitment letter yani taahhüt mektupları vesaire bunlarla o süreci destekleyerekten kitinizin bir önce yola çıkmasını sağlamanız lazım. O çünkü tek bir shipment şeklinde gönderiyorlar bize. İşte uçakla geliyor. O kargoyu yetiştirmek lazım. First de buna şöyle bakıyor. Yani takım ödeme taahhütü vermişse tamam ödeyecektir anlamına geliyor onun için. Ya da hibe bekliyorsa yani bu ince böyle bir diplomasiyle yürütmemiz gereken bir süreç kargoların yola çıkması açısından. Kaçırdınız, yola çıkmadı, taahhüt maktubu da alamadık, vermediniz. Kasım ayında da Aralık ayında da ödemenizi tamamlayıp kargonuzu yola çıkartabilirsiniz ama o zaman bütün bu kargo, gümrük vesaire işlemleriyle sizin ilgilenmeniz, takım olarak ilgilenmeniz gerekecek. Yani vakıf olarak biz o noktada sadece danışma hizmeti verebilir size. Yani hani geçmiş deneyimleri aktararaktan gümrükten çekmekle ilgili yardım ederiz ama garanti vermek çok zor gümrük meselelerinde. Hocam bir de ben şöyle hani parantez içinde off the record denebilecek bir şey söyleyeyim. Hani en doğru yolu bu teminat mektubu. Evet ama first zaten genelde bu son ödeme tarihini genelde bir erteleme yapıyor çok fazla takım ödeyemediği için ya da en kötü ihtimal teminat mektubu alamadınız, ayarlayamadınız. First'e mail attığınızda, First'e iletişime geçtiğinizde %90 zaten takımların lehine olacak şekilde aksiyon almaya çalışıyor, evet. First. Yani mutlaka size yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Ama bunun garantisi yok. Yani buna garantisi yok, güvenmeyin evet. Yani. Onu demek istiyorum. Hayır, şimdi. Yani ben şunu demek için söyledim. Aslında buna güvenilmesi için değil. Teminat mektubu alamadınız ve panik yapmayın anlamında. Hani aha seçeneğimiz tükendi değil. Yani bu şekilde yolları da sıkıştığınız durumda deneyebilirsiniz. Tabii ki de en doğru yol her zaman Hasan Hocam'ın, Burhan Hocam'ın anlattığı gibi teminat mektubuyla bu işi ilerletmek eğer sonradan ödeyecekseniz. Ama ancak hani teminat mektubu alamadım, ne yapacağım ben, işte kitimi alamayacağım, kaydımı yapamayacağım. En kötü ihtimalde bu şekilde çözümlere gidebilirsiniz anlamında ben bunu söyledim aslında. Yani çözümsüz kalmıyorsunuz, elbet bir yerden bir çözüm bulabilirsiniz. Teşekkürler. O zaman sponsorluğa geçelim mi hocam? Burhan Hocam, Hasan Hocam tabii, var tabii. Mı? Hibeyle alakalı. Başka bir. Tamam, süper. Şimdi sponsorluk dosyası. Türk takımlarının en çok önem vermesi gereken nokta sponsorluk aslında hibeden çok. Çünkü şu anda sponsor bulmak gerçekten hani altın bulmaya benzer bir şey olmaya başladı. Çok zorlanıyoruz. Yani Burhan Hocam bahsedecek devlet, özel, bağımsız takım bir sürü değişkenler var ama hepsinin kendince zorlukları var. Ben genel olması gereken sistemi anlatacağım. Sonra trikler Burhan Hoca'da. Şimdi dosyamızda neler olması lazım? Buradaki başlıkları okuyacağım. Her başlığa çünkü bir slide yapmadım. Çok basit başlıklar var. Onlar için bir slide hazırlamadım. Şimdi biz kimiz? Klasik business planınızda da olduğu gibi yani takımınızdan kısaca bahsettiğiniz nokta. FRC nedir? Karşınızdaki şirket FRC'yi bilmiyor olma ihtimali çok yüksek, bilmek de zorunda değil zaten. Hani biliyor olsa bile aslında sizin ona her türlü yaptığınız işi açıklamanız lazım. Çünkü size bir para verecek. Siz ne yapıyorsunuz? Yani ben neye yatırım yapıyorum aslında? Onun dışında takımınızın vizyonu ve misyonu zaten bu sabit bir şeyinizdir. Takımınızın vizyonu ve misyonu. Bunu bahsediyorsunuz. Sonrasında eğer geçmişte projeleriniz varsa bir veteran takımsanız özellikle projelerinizden ne çok ayrıntılı ne çok özet olacak şekilde açıklayıcı ve basit bir dille projelerinizden bahsetmeniz gerekiyor. Sonrasında robotunuzu ekleyebilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel. Çok bir şey değiştirmez. Hani özellikle daha bir teknoloji şirketine ya da bir atölye sponsorluğuna, bir mühendislik sponsorluğuna gidiyorsanız bu daha hayati bir kriter taşıyor.
Onun dışında yine geçmişte başarılarınız, ödülleriniz varsa bu illa FRC veya First bünyesinde aldığınız ödüller olmayabilir. Yani çünkü robotik takımları olarak başka bir sürü komitelere, etkinliklere, projelere katılıyoruz. Buradaki başarılarınız ve ödüllerinizden de bahsedebilirsiniz kesinlikle. Neden sponsor arıyorsunuz? Yani siz bize bu parayı vereceksiniz, bize niye bu para lazım? Bundan bahsetmeniz lazım. Ki siz karşınızdaki ikna edebilirsiniz. Onun dışında siz bize para verdiniz, biz size ne vereceğiz? Vaadiniz ne? Hani bu özellikle sizin reklamınızı nasıl yapacağız kısaca? Bundan bahsetmeniz lazım ve en sonunda takımınızın, mentorlarınızın iletişim bilgileri. Şimdi madde madde gidelim. Biz kimiz? Bahsettiğim gibi burada önemli olan noktalar. Ne zaman kuruldunuz? Takımınızın ismi, takımınızın numarası. Eğer bir okul bünyesindeyseniz okulunuzun ismi, şehriniz, onun dışında takım yapınız basit bir şekilde kaç kişiyle başladığınız olabilir ya da yani burada genel sizin biraz sonra bahsedeceğiniz tüm alt metinleri aslında tek bir metinde toplayıp çok kısa özet kendiniz hakkında. Çünkü ilk sayfa her zaman ilgi çeken sayfadır. Kendinizi okutmayı başarmanız lazım. Yani ilgilerini kazanmanız lazım ilk sayfada. O yüzden çok kısaca ama güzel bir şekilde takımınızı özetliyorsunuz ilk sayfada. Sonrasında vizyon ve misyonlarınızdan bahsediyorsunuz. Buraları çok kısaca geçiyorum. Yani vizyon ve misyon da zaten çok temeldir bu yazılar. Çok değişmez. Genel olarak takımınızın bakış açısı neyse, nasıl bir mindset, yani Türkçesi aklıma gelmedi. Şu anda mindsetiniz varsa aşağı yukarı bunlardan bahsetmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsettikten sonrasında projeler. Şimdi projeler biraz hani özellikle veteran takımlarda şöyle önemli. Önemliden kastım. Bazı takımlar mesela ufak büyük fark etmeksizin 50 proje varsa 50'sini de dosya yazıyor ve o dosya bir bakıyorsunuz 30 sayfa oluyor. Buna gerek yok. Ufak projelerinizden illa bahsetmek istiyorsanız bir iki cümle hani en son büyük bu şekilde şu an gördüğünüz projeler var ya paragraf şeklinde. Bu şekilde değil de en son ufak projelerinizi çok istiyorsanız birer cümle şeklinde madde madde ekleyebilirsiniz ama her projenizi o kadar ayrıntılı anlatmanıza gerek yok. Sizi ön plana çıkaracak projelerinizden bahsetmeniz daha önemli. Ki özellikle eğer imkanınız varsa böyle bir vaktiniz ve insan gücünüz varsa gideceğiniz şirkete göre bile projelerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Yani X bir şirkete giderken onunla alakalı projelerinizi öne çıkarıp Y şirkete giderken onunla alakalı projelerinizi öne çıkaracak bir dosya hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ufak tefek her projeyi koymayın. Özellikle çok projeniz varsa. Az projeniz varsa tabii ki de hepsinden bahsedeceksiniz ama özellikle veteran takımlarda daha ön planda sizi ön plana çıkaracak ve farklı noktaya getirecek projelerinizden da, bahsetmeniz ayrıntılı bir şekilde çok önemli. Projenizle alakalı kesinlikle veriler kullanmaya çalışın eliniz olabildiğince yani inandırıcılığı artması açısından. Çünkü bilgi kirliliği çok fazla olabiliyor ya da hani bir takım kimseyi burada zan altında bırakmak için globalde söylüyorum. Yani takım da değil. Şirkete günde kaç tane sponsorluk teklifi geliyor belki de. Hani söylediği şeylerin gerçekliğini kavrayabilmesi lazım karşınızdaki. O yüzden görseller kullanmanız, veriler kullanmanız, gerekirse referanslar vermeniz, olabildiğince resmi kurumların ya da kişilerin isimlerini geçirmeniz. Çünkü onları gördüğünde gerektiği takdirde muhatap alabileceği veya bunu teyit edebileceği noktalar vermeniz lazım karşınızdakine bu projenin sağlamlığıyla ve gerçekliğiyle alakalı. Onun dışında mutlaka bir görsel kullanın. Gerçekten böyle bir projenin olduğuyla anlatabilen projelerinizden bu şekilde bahsedebilirsiniz. Onun dışında robotunuz. Burayı da çok uzun uzun anlatmayacağım. Şu yüzden uzun anlatmayacağım. Opsiyonel de yazmıştım. Yani genel olarak dediğim gibi teknoloji, mühendislik veya atölye bu tarz bir yere gidiyorsanız evet robotunuzdan bahsedin ve robotunuzdan bahsediyorsanız bence ayrıntılı bahsedin. Ya yani teknik bahsedin ya da hiç bahsetmeyin. Çünkü alelade sırf böyle soyut şekilde robotunuzu tarif ettiğinizde o zaman daha farklı bir imaj olabiliyor karşınızdakinde. Ben bunları yaşadım çünkü hani böyle çok az bir bilgi veriyorsun. Sadece robotunuzun genelliği yok. Böyle başardı, şunu başardı, şu kadar para harcadık, şu kadar vakit harcadık diyorsunuz. Sonra diyor ki işte
hangi tür motor kullandın, ne kadar ne yaptın, teknik soru sorunca o zaman kalıyorsunuz ya da merak dosyada görmeyince de hani yeterli bilgileri veya ilgileri yok mu olabiliyor. Her şey olabilir. Karşınızdakiler çok farklı insanlarla karşılaşacaksınız. O yüzden robotunuzla alakalı bilgi verirken kesinlikle teknik bilgiler verin. Fotoğraflarını bol bol kullanın. Bu şekilde. Dediğim gibi ama bu opsiyonel tamamen. Boşuna robot bilgileriyle dosyanızı şişirmenize gerek yok. Başvurduğunuz veya dosya olacağınız şirkete veya muhataba göre değişir bu. Çünkü bazı şirketlerin gerçekten hiç umurunda bile olmayabilir robotunuzun teknik bilgileri. Sizin daha çok mesela projelerinizle ilgileniyordur. Yaptığınız etkiyle, insanlara dokunmanızla, bu tarz şeyler ya da takım yapınızla bu tarz şeylerle ilgileniyordur. Boşuna sıkarsınız sadece karşı taraftakini. Neden sponsor arıyoruz da? Yani burada biraz önce de ana başlıktan bahsederken söylemiştim. Özellikle kar amacı gütmediğinizi kesinlikle belirtin ve hani niye karşı taraf size para vermesi lazım? Gün sonunda size bir yatırım yapıyor bu insanlar. Hani kimse heybeye para atmıyor. Bir yatırım yapıyorlar, bir karşılık beklerler. Ya da verdiği paranın en kötü ihtimal boşa gitmemesini isterler. Yani bir karşılık olmasa bile hani sizin başarılı ya da bir vizyonunuz doğrultusunda hareket ettiğinizi görmek isterler. Bunları iyi ifade etmeniz lazım. Ya da neden paranız olmadığını da iyi ifade etmeniz lazım. Özellikle burada özel okullar. Çok iyi bunu ifade etmeniz lazım. Kimseyi zan altında bırakmayarak ama aynı şekilde de gerçekten para ihtiyacınız olduğunu çok iyi belirtmeniz lazım. Çünkü karşı tarafa gittiğinizde özel okulsanız özellikle paranızın olduğunu varsayılması çok yüksek olasılık. Kar amacı gütmediğinizi dediğim gibi yine belirtin. Çünkü bu da bazen çok etkili olabiliyor. Hani şey noktasına geliyor. Benim gerçekten hiçbir gelir kaynağım yok. Tek gelir kaynağım sensin. O yüzden senden para istiyorum oluyor. Yani bir dönem bir sermaye yok. Ortada düzenli bir nakit akışı yok. O yüzden bu sponsorluklara ihtiyacımız var. Ve takımda nasıl bir etki edeceği yani. Sen bana şu kadar para verdin. Ben robotu yaptım. Şampiyonaya gittim. Ödüller kazandım. Bunun takıma etkisi ve takımdaki bireylere etkisi eğer bir projeyle alakalıysa topluma etkisi neler olacak? Yani bu paranın yatırımın çıktısı neler olacak? Bunları da aslında belirtirseniz sizin daha planlı, programlı bir vizyonunuzun olduğunu karşı tarafa çok daha iyi aktarabilirsiniz. Yani bu insanların bir amacı var, bir şey başarmak istiyorlar ve bir planları var. Evet, ben daha sağlam yere bir para veriyorum aslında. Bu para boşa gitmeyeceği göstermiş oluyorsunuz günün sonunda. Ve bu şekilde. Genel sponsor bazı maddelerden bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Sponsorluk dosyasında önemli dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. Ve her maddede de söylediğim gibi sponsorluk dosyanız eğer vaktiniz ve insan gücünüz varsa kesinlikle şirkete özel yapmanızı tavsiye ederim. Şirketin ilgi duyabileceği bilgileri ön plana çıkarıp diğer bilgileri daha arka plana koyabilirsiniz. Bu şekilde yani oynamalar yapabilirsiniz. Sabit bir dosya kullanmamanızı tavsiye ediyorum ben aslında. Hocam sunum bu şekilde. Sunum bu diyorsun. Evet, sunum bu. Bitti. Teşekkür ederiz valla. Burun şey hocam siz çok... yapabiliriz. İsterseniz ben örnek bir sponsorluk dosyasında biz bu başlıklara nasıl yer veriyoruz kısmını Hasan Evet, hocam sen olur. bana destek olursan anlatabilirim. Tabii Bizim ki. şöyle bir şeyimiz var. Çok uzunca bir dosyayı şu an size göstereceğim. Çünkü bizim için mail dosyası 4 sayfalık bir şey. Yani bir mail atıyorsak 3-4 sayfadan oluşuyor. Toplantımız 30 dakika ise ona ait başka sunum dosyamız var. Toplantımız 1 saat ise ona ait başka bir sunum dosyamız var. Bazı şeylere vurgu yapıyoruz orada. O yıllar içerisinde işte Fersi'yi anlamadıklarını anladığımız yerlerde bazı böyle klik cümleler var. Etki ettiğini düşünüyoruz. İsterseniz onu paylaşalım. Ben oradan hızlıca Hocam geçeyim. ben sunumu kapatıyorum o zaman. Siz Aynen. paylaşın ekranınızı hemen Sonrasında kapatalım. da bütçe yönetiminde bir Excel, bugün buradaki katılımcılara Hasan Hocam bir Excel'i tuttuğumuzu anlatacağım. Onu da sana attım. Evet Belki abi ikisi de sen de var. paylaşırsın. Tabii. Katılımcılara bugün bir hediyemiz olsun o. Çünkü o Tabii. bizim çok işimize yarayan sponsorun sürdürülebilirliğinde ilk açtığımız dosya. Onu da anlatacağım sonuna doğru. Tabii ki Katılımcı Burhan hocam. arkadaşlarımız sabırlı olurlarsa.
Evet, şimdi ben çok iyi olur. Bir defa sponsorluk dosyasının özgün olması lazım arkadaşlar. Ben daha iyi boyutta gördüm. Kendi sponsorluk dosyamızın Photoshop'la logosunu değişip aynı sponsorda buluştuğunu falan da gördüm. Kötü örnek vermeyeyim gibi hep olumlu şeyler olsun ama evet. O yüzden Alex'i çok iyi anlıyorum ben. Hocam bu arada bu sunuma öncesi... başlamadın. Ha, özür dilerim. Özür dilerim hocam. Sözünü pardon. Ilgar sen söyle lütfen, ben devam edeyim. Yok, şey diyecektim yani, sunuma başlamadan önce bu noktaya kadar sorusu olan varsa gerçekten sorsun. Hani merak ettiğiniz veya kafanızda oturmayan yerler varsa o noktalara daha üstüne basarak anlatmaya devam edelim veya tekrar anlatalım. Hani varsa aklınıza takılan bir şey, onu söyleyecektim aslında. Ertan hocam bir el kaldırdı ama sonra indirdi. Ertan hocam düştü mü acaba? Toplantıdan düşmüş galiba. Tamam. Sorusu olan var mı acaba? Şu anda yok gibi. Sunum tamam, paylaştım. Zaten şöyle, Ilgar birçok başlığa değindi. Onun dışında biz nereye vurgu yapıyoruz aslında ben deyince. Ama hocam sen bana sayfa bazlı destek olursan. Tabii ki. Çünkü buraları hızlı geçeceğiz. Doğal olarak biz kimiz? Baş paylaştığı gibi hedeflerimiz önemliyoruz. Burada bir şey, kritik bir şey var arkadaşlar. Farsi cümlesini başlangıçta sunumların başında çok kullanmıyoruz biz. Dünyanın teknoloji temelli en büyük yarışması, en büyük robot yarışması. İsmi Farsi diyoruz. Yani onu önünü o kadar besliyoruz ki merak edilir hale getirmeye çalışıyor öğrencilerimiz. Dediğim gibi başlangıçta da söyledim, öğrencilerimiz. Yani mentorlar mümkünse toplantıya katılıyorlarsa sessiz kalmaları çok değerli. Hızlıca devam edecek olursak hocam. Tabii ki. Sonrasında ya bir PDF olduğu için. Biraz dediğim gibi bu uzun bir dosya. Ha mesela böyle sponsorların rolü. NASA'dan bir başlıyoruz. İşte Boeing'den, 3M'den şimdi karşımızda kurumsal bir şey var. Ha, burası kalsın aslında hocam. Farsi'den bir maçımız. Buraya özel şey yapacağım. Karşımızda kurumsal bir firma var ve logosunun kiminle gözükeceğini çok merak ediyor. Dolayısıyla global sponsorlar kısmında biz mutlaka çok güçlü yapıyoruz. Neden turnuvanın, şampiyonanın Houston'da yapıldığını, işte NASA'da, NASA'nın da Houston'da bulunduğunu tabii anlatabilmek için mutlaka kendi maçlarımızdan kaybettiğimiz ya da kazandığımız çok önemli değil ama ambiyansı yansıtacak bir dakikalık bir kesiti biz video olarak oynatıyoruz. Nasıl bir ambiyans var? Muhtemelen de heyecanlı bir müsabakayı orada oynatıyoruzdur. Ondan sonra burada bir şey soru cevap kısmı oluyor arkadaşlar. Bu %100. Bir dakika, şimdi orada ne oluyor? Siz mavi misiniz? Aslında ne yapıyorlar? İşte bu robot kaç kilo falan. Gerçekten bildiğiniz üzere FRC ile birlikte robotik yarışmalarda endüstriyel bir robot yapıyoruz. Biz böyle 1.5 metre, 60 kilo, bu çok zor bir şey. Bunu lise seviyesinde yaptığımızı anlatmak, karşı tarafa bir videoyla anlatmak karşı tarafı şey yapıyor, etkiliyor. Devam edecek olursak Hasan hocam. Tabii ki. Ilgar'ın söyledikleri yerleri zaten hızlıca. Ha, biz buna şey yapıyoruz. Yani bu eğitimleri özellikle meslek, okul tarafında da olsa, bağımsız takımda da olsa biz ne eğitimleri aldığımızı anlatıyoruz arkadaşlar. Yani o dolayısıyla takımımızın bölümlerini de burada anlatıyoruz. Yani bir yarışmadan öte işte elektronik sistemler, mekanik, burada bunları da hatta konunun muhatapları arkadaşlarımız anlatıyor görüşmelerde. Ve gerçekten siz de biliyorsunuz, bunu yaparak, yaşayarak öğrenen bir arkadaş bir mühendislik fakültesindeki kadar diyaloğa girebiliyor. Eğer zaten her ne kadar kurumsal iletişimler bizim muhatabımız olsa da sponsorluk görüşmelerine mutlaka teknik ekipten, IT'den veya mühendislik tarafından birilerini davet ediyorlar. Bu da ilgi çekici oluyor. Dolayısıyla biz yarışmaya nasıl hazırlandığımızı anlatmaya çalışıyoruz burada. Doğal olarak işte programlama, bunları şey yapıyoruz. Daha sonra aslında tek başına bir robot yarışması olmadığını anlatıyoruz burada. İşte neler yaptığımızı, tıpkı Ilgar'ın söylediği gibi stratejimizi, SWOT analizlerimizi. Burası da bu sefer tamamen business tarafında olan kişilerin ilgisini çekiyor. Bir dakika, işte yalnızca robot yapmıyorlar, tıpkı bir şirket yönetimi gibi diye merak uyandırmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz, dediğim gibi sunum uzunsa anlatıyoruz. Eğer sunum kısaysa anlatmıyoruz ya da en vurgulu olanları anlatıyoruz. Ama dediğim gibi uzun bir dosyamız, kısa bir dosyamız, bir de yalnızca 3 sayfadan oluşan, kendimizi anlatan mailimiz oluyor.
O yüzden projeleri geçebiliriz Hasan Hocam. Tabii. Ben topluca bir dosyayı... Ha, ödüllerimiz, yani bu bizim tabii ki sürdürülebilirliğimizi anlattığımız ve gitgide sponsorların devamlılığını sağladığımız ve bizim işimizi çok kolaylaştıran bir şey. Yani Golden Horn tabii 2019'da kuruldu. 4 defa Houston hakkı kazandı. Bu hem Türkiye'de hem Amerika'da yarışıyor ve Houston'a da gidiyor. Çok ciddi bir bütçeye ihtiyacı oluyor. Ama bunlar bu şekilde yönetildiği zaman burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sponsoru bulmaktan öte bulduğunuz sponsoru devam ettirebilme başarısı çok önemli. Onu da en son anlatacağım. Orada da raporlama, işte burada attığımız her adımı arkadaşlar, San Francisco'da, İstanbul'da, Pending'de attığımız her adımı biz sponsorlarımıza mutlaka raporluyoruz. Buraya gidiyoruz, siz de davet ediyoruz. Buraya gittik, ödül kazanamadık. Boş döndük, öğrencilerimiz kazandı. Kazandık, ettik, çöp toplamaya gittik. İşte bir raporlama yapıyoruz. Bu raporlamanın da bizi, şirketlerin bizimle ilgili olan yöneticileri otomatikman bizi takip eder oluyorlar. Kaybettiğimiz zaman motive edici oluyorlar. Kazandığımız zaman alkışlayan tarafta oluyorlar ve bizim adına, adımıza şirkette bizi hep savunan, bir sonraki sene bizim kendimizi daha kolay anlatmamıza ya da daha büyük bütçelere sahip olmamızı sağlıyorlar. Yani bir sponsorumuz iyi de bir sponsor, güçlü, ama aldığımız bütçe $2,500. Öyle bir raporlama yaptık ki en son şöyle söylediler. Ya biz kaç para verdik ki bize böyle bülten, rapor, sürekli bildirim. Bir sonraki sene $10,000 verdiler. Yani utanma pahasına mı diyeyim, ne diyeyim ona bilmiyorum ama. Ya dolayısıyla geri bildirim gerçekten burada çok önemli. Ne yapıyoruz ve nasıl devam ediyor şeklinde. Dolayısıyla eğer bir yeni takımsanız tabii ki ödülleriniz, başarılarınızdan bahsetmezsiniz. O zaman da hayallerinizden bahsedersiniz. ama varsa buralara değinmekte fayda var. Devam edecek olursak geçelim hocam. Yani ödüller kıymetliyse tabii ki bunları anlatın. Eğer yani Houston hakkı elde ediyorsanız şampiyonanın nasıl olduğu, sponsoru orada da temsil edeceğiniz, kurduğunuz takımlar, etki alanları, ya projeler tarafı gibi düşünebiliriz bunları. Varsa basında görünürlük çok önemli. Burada network kullanmaya çalışın. Çünkü o esnada İşinize yaramasa da bir sponsorluk görüşmesinde basındaki haberler sponsorun da kendisini orada göreceği hayaliyle çok işe yarar bir şey oluyor. Evet, özellikle ben basını eklemeyi unutmuşum, sunma şimdi aklıma geldi. O bayağı önemli. Yani bu seneki planlarımızı anlatıyoruz. Katılacağımız etkinlikleri planlıyoruz. Tabii burası şu an gördüğünüz üzere boş. Burada ne yapıyoruz? En sona hayalimizi koyuyoruz. Diyoruz ki bizim mesela bu sene işte bir off-season daha, burada şey var, $14,000 hibe hedefimiz var diyoruz. $6,000 regional, birinci regional kaydı, $3,000 ikinci regional kaydı, $5,000 da championship kaydı. Dolayısıyla $14,000 hibe hedefiyle çıktık diyoruz. Eğer ki bunu halledersek, burada bir şeyleri halledersek, ki en sonda onu söyleyeyim daha iyi olacak. Geçelim Hasan Hocam. Çok özür dilerim. Evet. Çok hızlı gittim abi, hemen topladım, bir dakika. Tamam, bundan sonra bir tane. Evet. Neden sponsorumuz olmasınız? Ilgar değdi zaten. Buradaki arkadaşlar, şu an katılımcı arkadaşlar, genç oyun takım üyeleri ise lütfen şu soruyu kendilerine sorsunlar. Neden sana sponsor olsunlar ki? Yani lütfen kendinizi burada zorlayın. Yani bir Kastamonu'nun bir köyünde kütüphane kurabilir, çocuklar ayakkabı alabilir. Neden sana sponsor olsun sorusunu mutlaka sorun. Eğer izleyici arkadaşlarımız, mentorlarımızsa lütfen sizler bu çocukları bu soruyla zorlayın. Çünkü bununla mutlaka karşılaşırsınız. O yüzden neden sizin geleceğinize yatırım yapmaları gerekliliğini vurgulayın. Ben burada küçük bir ipucu vereyim. Hani dünya ile rekabet. Dünyadaki 14-18 yaşındaki gençlerin ne yaptığı ve bizim onlarla global manada nasıl rekabet edeceğimize vurgu yapmanız çok önemli. Biliyorsunuz ki artık devletlerin başarılarından ziyade bireysel başarılar da devletleri peşlerinden sürüklüyor. Bu grup öğrenciler de, Farsi öğrencileri, ülkenin en yüksek performansı öğrencileri, geleceği inşa edecek mühendisler bu grupta. Dolayısıyla hem onların geleceği için
hem ülkenin geleceği için desteklenmeyi hak ediyorlar diye bir şey vereyim oraya ben. Bir spoiler vereyim. Ya burası çok önemli yani. Bu soruyu lütfen herkese sorun ve sponsorlarınızı kimler olduğunu mutlaka yani geçen sene sizi kimler, kimle kimi desteklemek istiyor? Şimdi bir önceki sene biz engineering almıştık. Buraya NASA koydu. Oraya NASA koyduğumuz için başka bir şey geldi. Şimdi Boeing'le mesela 3M iyi bir sponsor değil mi? Yani diğerleri de iyidir mutlaka da. Hibet desteği de olsa sizin sponsorunuz. Veya onun ödülünü de alsanız sizin sponsorunuz. Ne yapıyorsunuz? Bununla birlikte alacaksınız. Bununla birlikte anılacaksınız şeklinde oluyor. Ben bir fotoğraf koyacağım Burhan Hocam. Hani ilham olması amaçlı. Bu benim bizim 4-5 yıl önce gittiğimiz şeydi. Şunlar manyetikler. Yani her biri mesela little big küçücük bir şeyler verse dahi mesela onları orada göstermek, dediğiniz gibi onları ileriye dönüp taşıyorlar yani sizin yanınızda oluyorlar her zaman. Küçük de olsa Houston'da mesela böyle bir ya da gittiğiniz herhangi bir etkinlikte onların markasını göstermek onlar için çok farklı bir şey oluyor kesinlikle. Ya hocam kaç yıllık mesela fotoğraf ya. Eskiydi evet. Ya eskiydi, şimdi Nurhan Hocam anlatınca buldum, paylaşmak istedim öyle. Anılarım canlandı kaç yıllık arkadaşlarım küçücük görünce. Ya evet. Şöyle gençler fotoğraf çektirmek istemiyorlar ama biz mutlaka sponsorlarımızın flamalarını, bayraklarını pitimize götürüyoruz. Her biriyle fotoğraf çektiriyoruz ve onu sıcağı sıcağına gönderiyoruz. Evet. Devamlılık çok önemli. Global sponsorlara da değinmeniz lazım. Devam edecek olursak Hasan Hocam. Tabii ki. Yani şimdi bakın burada biraz önce Ilgar anlattı ama şu sponsorlar kısmının bomboş olması kadar kötü bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani gerekirse oraya bir şeyler yazın, cebinizden para toplayın. Yani hiç kimse sponsor olmadıysa orada bir sıkıntı var. O yüzden orayı bir şekilde yönetmeye çalışmalısınız. Bu şu demek. Ya biz işimizin büyük bir kısmını hallettik. Sizin de şuradaki kalemlerden birine desteğe ihtiyacımız var. Yani sıfır değiliz aslında. Şimdi dolayısıyla son 2-3 yıldır bu global hibelerin geliyor olması bizi çok rahatlattı. Diyoruz ki kayıt çok pahalı, dünyanın en pahalı organizasyonlarından bir tanesi ama biz bunu çözdük. Hem de Raytheon'la çözdük, Dow'la çözdük, Boeing'le çözdük diye bunu anlattığınız zaman ya çocuklar zaten çok büyük bir şey yapmışlar. Biz de şuralara destek olalım diyebiliyorlar. Burada belli şeyler var. Ben burada değineyim. Belki fırsat bulamaz. Mesela robot parçaları, robot ekipmanları. Şimdi mesela bir Swerve alana kadar arkadaşlar bu sunumdan önce Swerve tekerlek sunumumuz vardı bizim. Tank Drive gidiyor. Bizim robotumuz gidiyor. Bir de Amerikalı ve Çinli rakibimizi gösteriyoruz orada. Onların da Swerve tekerlekleri gidiyor. Bakın sunum sırf bundan ibaret. Ama o sunumun karşılığı 4500 dolar arkadaşlar. Diyor ki bizim çocuklar öyle. Ya biz bir şey istemiyoruz. Biz dünyayla rekabet edebilmek için bu sistemi istiyoruz. Yoksa gidiyoruz Amerika'ya gideriz, turistik gezi olur. Veya burada kendi başımıza bu tekerlek sistemiyle çözülür. Bakın bundan daha kolay yönetilebilen bir sponsorluk yoktur. Bu nerede satılıyor? Hemen sunumun arkasında var. Linki var. Şirketiniz olarak bizi alıp bağışlayabilirsiniz. Hemen arkasından onu veriyoruz. Ya bakın tek başına robot ekipmanı sunumu diye bir sunumumuz var. Ve çok kıymetli bence. Çok kıymetli çünkü, bir fikir de. Fikir olarak da çok iyiymiş Burhan Hocam. Yani evet çok başarılı. Evet evet yani yaklaşık 3 takımımız sırf o sunumla Swerve Drive'a sahip oldu. Evet. Yani hem de çok böyle bir şirket içerisinde 5 sen ver, 3 sen ver, 8 sen ver. Bu çocuklara tekerleklerini alalım ya falan diye. Yani çok bence çok kolay bir şey. Özellikle yalnızca Türkiye'de yarışıyorsanız bunu yapabiliyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle sonunda bakın şimdi ben Ulgar'da bahsetti. Her takımın kendine ait bir şeyi var. Yani paketler var. Kimisi buna diyor ki bronz paket, gümüş paket. Kimisi diyor ki Venüs, Plat, Dünya, Jüpiter falan diyebiliyor. Burada birkaç şey var. Burada eksik bence. Bu destek paketlerini biz altında da peki biz size bunun karşısında ne vaat ediyoruz diye şey yapıyoruz. Çok ciddi tabii ben bunlar biraz çok ciddi şeyler olmasa da şöyle şeyler duyabilirsiniz şaşırmayın. Ya biz 2500 dolar vereceğiz ama altın paket istiyoruz diye pazarlığa oturabilirler. Yani hiç fazla diretmeyin yani oralarda. Tamam altın sizin olsun diye. Yani gerçekten çünkü para paradır.
Ya şöyle bakın, onlar için bunların önemli olduğunu vurgusunu yapmak istiyorum aslına bakarsanız burada. Şimdi bunlar böyle gidiyor, gitgide büyüyor. Yani siz de onlara vaat ediyorsunuz neler olduğunu. Bunun en sonunda bir şey olması lazım. Burada yok. İsim hakkı falan demişiz. Öğrenci destek paketi diye bir şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenci destek paketi. Yani bir öğrenciye destek olun. Yani bu takım yaklaşık 20 bin kişilik, 20 kişilik bir takım. Belirleyin onu. O bakın burada ne var? 2500 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar. Ya bazen insanlar bir şeyler yapmak ister ama bunlar çok yüksek rakamlar gelebilir ve bireysel olarak da yani şirket kültüründe buna yapmasına izin yoktur. Bir sürü orada compliance'ı vardır, başka denetimleri vardır. Ama kendi içlerinde beşer onar bin lira toplayarak biz 4 öğrenciye destek oluyoruz diyebilirler. Bu bizim çok sık yaptığımız bir şeydir ve tıpkı böyle söylerler. Ben 2 öğrenciyi desteklemek istiyorum. Ben bir öğrenci. Yani çok küçük rakamlar olabilir. Yani şu an mesela 10 bin liranın altında yapmamanızı öneririm tabii. Yani ama TL olarak 10 bin lira bugün size inanan ama şirketini ikna edemeyen bireysel destekçilerinizin de olması anlamına gelir. Ve diyoruz ki her türlü desteğiniz bizi ileri taşıyacak. O yüzden makine lazım, atölye lazım, el aleti lazım. Hatta işte böyle üst düzey donanımlar lazım diye de bitiriyoruz diye düşünüyorum. Başka bir şey var mı Hasan Hocam? Bakın bize ulaşımda mentor yok burada dikkat ederseniz ama şey vardır yani öğrenciler vardır. Öğrencilerin içindeleri vardır. Belki mentor da vardır bilmiyorum çıkartın demiştir ama yani olayın öğrenci üzerinden devam ediyor olması çok faydalı. Yani %100 faydalı. Bir de Excel yani dosyanız var. Evet, bu Excel dosyasını arzu edenler olursa gönderebilirim ya da Hasan Hocam sen ilgi yaz. Biz şimdi bütçemizi buradan anlatıyoruz arkadaşlar. Hocam solda şey vardır, özetteyiz. Şimdi mesela bunu ben boş getirdim tabii, bizde hep dolu olur. Biz evet. Özet dosyasında sene sonunda o sene robota, seyahate, tişörte, diğer ödemelere kaç para harcadığımızı ve nereden kaç para bulduğumuzu mutlak surette sponsorlara raporlarız. Dolayısıyla böyle de tuttuğumuz bir Excel vardır. Ya mesela burada aylara bir aya girersen hocam Temmuz ayında üst tarafta giderlerimiz vardır. Sağ taraftaki ödeme grubunu attığınız zaman otomatikman Excel aşağıda toplar. Dolayısıyla bu özet tarafında bizim bütün transportation'ımız yıl sonunda görmüş oluruz. Aylık olarak da görmüş oluruz. Altında da gelirlerimiz vardır ve o alt tarafı doldurmaya çalışırız ve bütün öğrencilerimize de burada görev veririz. Yani buraya bir katkı yap. Yani çok küçük olabilir, şey olabilir ama bunun için destek olmaya çalış. Dolayısıyla olası masraflar buradadır, aylar buradadır. En sonunda da bir bütçe vardır sağ tarafta. Orada da hangi, en sağda Hasan Hocam, orada da hangi şeyler yapılacaksa buraya tahmini giderleri yazarız ve o hedefleri tutturmaya çalışırız. Ben böyle bir tabloyu kullanmanızı şu açıdan öneriyorum. Çocuklar sizin tam olarak ne eksiğiniz var sorusunun profesyonel bir cevabıdır bir lise takımı için. Dolayısıyla buraya ekleyebilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Çok basit. Takımdan bir arkadaşın ya da iki arkadaşın çok rahat yönetebileceği sürekli özet sayfasında artıyı eksiği. Özeti tekrar açarsam hocam. Artıyı eksiği görebileceğiniz sürekli, çünkü yukarıda yalnızca masraflar varsa, giderler varsa hep eksi yazar orası. Hep eksi yazar. Aşağıya gelme ihtiyacını, kaç para bulma ihtiyacınızı da burada görmüş olursunuz. Bunun en değerli kısmı ciddi bir finans yönetiminden ziyade size destek olanlara yapacağınız geri bildirim. Evet. Yani burası çok, çok önemli. Evet, yani o zaman işte o sponsorluk devam etmiş oluyor. Diyorlar ki bütçe kaleminde biz şu ayı kapatalım ya da şuradaki masrafları kapatalım. Dediğim gibi kullanımında da hocam tekrar bir ay açarsan onu, ben hani Excel kullanıyorlardı mutlaka ama çok sağdaki ödeme kalemlerini ilgili sütuna atarsanız aşağıda otomatik toplamlar ve özette otomatik toplamlar orada toplanır. Yani biz robot part ekipmanında İşte motor alıyorsak, ne alıyorsak veya başka bir parça alıyorsak bunları robot parta yazacağız. Özel sayfasında da robota kaç para harcadık, seyahate kaç para harcadık,
Registration fee'ye kaç para harcadık ve ne geldi? Bunlar TL miydi, dolar mıydı? Hepsini buradan yönetiyor olmamız lazım. Hasan Hocam örnek de yaptı zaten. Şu an ben hep harcadım abi. Yani. Hiç income olmadı tabii. Tamam, yani bu eksileri görüyor olmamız lazım arkadaşlar. Neye ihtiyacımız olduğunu bilmek için bunun da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hani o da işinize yararsa diye boş böyle bir FRC takım bütçe. Yani kendi oluşturduğumuz bir şey bu. Başka yabancı bir takımdan almadık. Kendi bir ihtiyaçlarımız doğrultusunda. Dolayısıyla eksikleri olabilir. Eklenecek şeyler olabilir. Onları düzeltirsiniz. Bunlar da hani benim ekleyeceklerim Ulgar'ın söylediklerinin üzerine. Bence bu tip bir dosya yapmak ve aslında en önemlisi Burhan Hocam dediğiniz geri bildirim yapmak. Sponsor bulduk. Yani bizim takımımız 8 yıllık bir takım. Mesela bu bizim çokça atladığımız bir mevzu. Allah'tan yani sponsorlarımız bizden daha vefalı. Biz geri dönmesek de gene de gittiğimiz zaman hatırlıyorlar ve ilgileniyorlar. Ama dediğiniz gibi bunu profesyonel olarak takip etseniz edildiği zaman bir FRS takımı kesinlikle bu bir 8 yıllık değil yani sonsuza kadar süren bir ilişki olur. Hem takım hem sponsor açısından. Çok güzel bir şey noktaya değindiniz. Bence çok önemliydi. Ve bu aynı zamanda bu hesabı kitabı böyle bir tabloda tutmak hesap verilebilirliği de sağlar. Yani okullarda öğretmenler işte idareler soruyor ne harcadık, ne geldi, nereye gitti, nereye harcadık. Aynı zamanda böyle bir dosya aslında bir rapor, şey mali rapor, takımın mali raporu kendi içinde de bir denetlemeden geçtiğin zaman, çünkü biz de normalde okul aile birliği üzerinden yapıyoruz ve ayrı bir dosyamız var, ayrı bir şekilde tutuyoruz ve buna benzer bir şey tutuyoruz ama bu çok detaylı ve otomatik hesaplayan ve belki de çocuklarla da paylaşılabilecek, hani içeriğini yakından takip ettirmek gereken bir şey. Böyle bir paylaşımlı bir klasör halinde, paylaşımlı bir Excel gibi yapılabilir. Çocukların da bu yönetimine dahil etmekte fayda olabilir. İşte kontrollü bir şekilde yani kafalarına göre de oynayıp böyle oyuncak gibi yaz çizden ziyade hani çocuklar gelirimiz bu, giderimiz bu. Ona göre onların da motivasyonunu arttıracaktır bu. Çünkü ne yapıldı, ne edildi, nereye gidiyor görmeler açısından çok faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederiz valla. Özellikle bağımsız takımlar buna mecburlar hocam. Çünkü evet. Orada çok daha çok farklı bir yapı var. Eğer bağımsız evet. bir takımsanız çok şeffaf olmanız gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla hani okullarda bir okul muhasebesi var. Orada zaten denetim mekanizmaları var. Denetim mekanizmaları var ama bağımsız takımlarda sürdürülebilirliği sağlamak gerçekten Tabii. çok önemli ve son zamanlarda çok üzülerek görüyorum ara ara da konuşuyoruz. Bağımsız evet. takımların ömrünün fazla sürmemesi evet. konusu var. Tabii. Bizim de canımızı sıkan bir şey. Evet. Sürebilmesi için bu ciddiyette tıpkı yürümeleri şirket yönetimi gibi yürümeleri gerekiyor. Nacizane önerim onlara. Kesinlikle katılıyorum Uğur Hocam. Yani bu çok önemli. Yani bağımsız takım bir sponsordan bir destek aldığı zaman bir, yani kimse kimseye bedavaya bir şey vermiyor. Yani bağımsız takımlar için kaydı izlerlerse söylüyorum. Yarın öbür gün bir sponsor sen dolandırıcı mısın arkadaş diye geldiği zaman o adama verebilecek bir cevabın işte böyle bir mali tablo olur. Bunların makbuzlarını saklaman çok önemli olur. Bağımsız takımlar için bunları çok ben de tavsiye ediyorum. Yani ne masraf yaptıysan bunu koy kenara. Yarın öbür gün bir işte destekçin sana çünkü parayı sana teslim ediyor. Yani bağımsız takımda birine teslim ediyor. Çünkü bir devlet nezdinde kurumsal bir şey değil. Bu first takımısın, FRC takımısın ama sonuçta bir maddi bir şey girmeye başlıyor. Malzeme giriyor sana bir yerlerde ve burada bir muhatap olarak teslim ettiği kişi var. O teslim ettiği kişiye birileri gelip bir hesap sorduğu zaman o kişinin zan altında kalmaması için bu şeffaflıkta bu şekilde çalışması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani biz vakıf olarak bile bu sene için mesela vereceğimiz kitlerin imza karşılığında dağıtmayacağız yani muhtemelen. Yani bir takım kapandığı zaman yani böyle bir çünkü çok dediğiniz gibi birçok bağımsız takım bir anda oluşmaya başladı. Gençlerin kafası bozuluyor, takımından ayrılıyor. Daha yeni iki kişi toplanıyorlar, takım kuralım. Tamam kuralım da bu ucuz bir yarışma değil ve bunun amacı kişisel zevklerimizi tatmin etmek için değil yarışmalar. Ne için? Çocuklara faydalı olsun diye yapılıyor. Dolayısıyla daha ciddiyetli, daha çok çocuğa... Yani öyle takımlar var, sırf mentor. Çocuk nerede? Geliyor 3 tane 5 tane çocuk. Siz misiniz? Biz hepimiz mentoruz. Kaç mentorsunuz? 10 mentoruz. Yarış çocuk nerede? Yok. Niye bu takım var?
Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir döngüye giriyoruz yani. Dolayısıyla bunu çözmemiz lazım. Daha ciddi, çocuk odaklı öğrenciler için, lise seviyesi öğrenciler için bu yarışma. Gençlerimiz tabii ki mentorluk yapacaklar. Bunu daha ciddi yapmaları lazım. Bağımsız takımları seviyorum. Gerçekten tutkulular. Mentor olarak çok tutkulu oluyorlar. Ama çocuklara ulaşmak üzere çalışmalar yapmaları lazım. Güvenli bir şekilde çocuklara ulaşmak üzere. Yani merdiven altı yerlerde toplanıp da sağlık problemleri ya da ne bileyim böyle tehlikeler oluşturmayacak şekilde ciddi sponsorluklarla ciddi destekler bularaktan bağımsız takımların oluşması lazım. Ha, bunu engelleyecek mekanizma bir tek yani kimse yok. Aslında açabilir. Açar ama yazık yani. Hani bu maliyetler, bu bütçeler, bu şeyler sıkıntı. Bunların daha verimli kullanılabilmesi için mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde çocuklara erişecek yapılanmaları, işte bütçeleri anlamında, sponsorluklar anlamında. Yani ben şöyle şeyler hatırlıyorum. Ben tabii 7-8 yıldır bu işin içindeyim. Hani sponsorum beni arayıp hocam işte regionallar Temmuz'a kaymış. Benim takımım dedi ki Temmuz ayına ertelenmiş regionallar. Gerçekten böyle mi diye arayan yani sponsorlar oldu. Hiç tanımıyorum. Ben işte takım destek telefonunu bulmuş. Mesela diyor ki böyle böyle. Diyorum öyle bir şey yok. Temmuz'da regional falan kalmıyor. Yani takım bir off season'a katılacakmış. Regionallar Temmuz'a kaydı diye mesela böyle bir kulağı şöyle göstererekten böyle bir şeyler yapılıyor. Yani böyle şeyler hoş değil. Yani doğru şeyler değil açıkçası. Şeffaflığı bozuyor. Bir de topluluğumuzu da etkileyebilir. Şimdi o sponsor evet Efes takımları beni dolandırdı demesi demek çok kötü bir şey. Yani ya da bir takımın çünkü bağımsız bir takım. Muhatap da bulamıyor. Genelleme yapmaya çok müsait insanlarda. Hani evet evet bir yarışmaya destek oldum. O yarışma diyor. O takım aslında o kişi o yalanı söyleyen ya da o dolandırılmaya işine giren kişi. Ama bakıyorsunuz tüm topluluğumuza mal olma potansiyeline sahip yani. O yüzden Yani bunlara dikkat burada etmek lazım. benim endişe ettiğim kısımlardan bir tanesi de hani konu geldiği için özellikle global hibelerin ülke takım bizim Türkiye'ye sağlanmasından sonra bu yapı çok arttı. Evet. Dolayısıyla işte yani çok dikkatli olmamız lazım hepimiz için. Aynı geminin içerisindeyiz. Şu an bu gelen hibelerden çok mutluyuz. Eskiden bir 6 bin doları bulmak için çok eskiler bilir. 6 bin dolar hibeyi Fikret Yüksel Vakfı 3 takıma ödül olarak veriyordu bir ara. Yani Evet, ilk hatırlıyorum ben en de. başta evet. Bir kere en başta yani o Hatırlıyorum, kadar kıymetli hatırlıyorum. bir şey yani o 6 bin dolar. Şimdi bunlar 4 bin o Boeing, Dove falan. Şimdi bakıyorum ki iki arkadaş bir araya geliyorlar daha ortada da takım yok, ismi yok. Yani bu Çocuk akşam yok. karar verelim, yarın yazıyorlar diyorlar ama dijitalde bir paraları var. Evet. Yani bunu çok doğru yönetmemiz lazım. O takımın gerçekten yaşaması lazım. Öğrencileri olması lazım. Seneye de kendini devam ettirmesi lazım ki hakikaten bu global hibeler de bu ülkede amacına uygun kullanılmış olsun. Hep birlikte dikkat etmemiz gereken bir konu olarak ben bunu düşünüyorum. Çünkü biz hep şey yapardık. Ya Amerikalı takımlar 3 yarışmaya katılıyor, 5 yarışmaya katılıyor. Biz bir tane bile bulamıyoruz. Nasıl rekabet edeceğiz diye. Bakın biz de artık 2 yarışmaya katılmaya yavaş yavaş takımlarımız başladı. Evet. Belki Houston bütçesini bile bulabilenler oluyor falan. Dolayısıyla böyle büyüyor yani. Hem sistem böyle büyüyor hem de biz de böyle gelişiyoruz. Rekabet edebilecek hale böyle gelebiliyoruz. O yüzden de o global sponsorların da yaptığı hibeleri çok sağlıklı, mantıklı kullanmak gerekiyor. Tabii. Ama nasıl bir denetim mekanizması var Hasan Hocam bilmiyorum ben onu. İşte zor bir Hocam denetim mekanizması var abi. Uluslararası olmasından kaynaklı. Yani Alex açılış konuşmasında dün söyledi 300 350 bin doları mı geçti? Global sadece Türk takımlarının katılımı için globalde dağıtılan hibe miktarıymış. çok büyükmüş. Çok Yani büyük. bu daha 3M'ler yok da yani 3M'in daha anonsunu bekliyoruz baktığınız zaman. Yani Evet. bunun suistimal ediliyor olması yani böyle bir şeyi böyle bir yapılanması ülke olarak bizi çok etkiler. Yani baktığınız zaman dolayısıyla bu sırf toplulukla da sınırlamayı da yeni açılan takımların planlarını sürdürülebilir olmak üzerine kurmaları lazım. Açalım bugün yarın kapatırız. Ha, tabii ki her şey insan için bir kötü bir şey olur. Yani onu bir şey diyemeyiz. Ancak planlamalarımızın okulla konuşmalarımızın, çocuklarla takımın altyapısını oluşturmadaki planlamalarımızın hepsinin uzun yıllar bu takımın sürdürülebilir olması üzerine gitmesi lazım. Çünkü hakikaten
ucuz, hakikaten kıymetli bir getirileri, katma değeri yüksek bir yarışma ama hakikaten ucuz bir yarışma da değil. Yani doğru yapıldığı zaman ucuz bir yarışma. Yani bu hibe destekleri ve diğer şeylerden yararlandığınızda bunları takip ederseniz çok ucuz bir yarışma. Ama baktığınız zaman o öyle bir bütçeler dönüyor. Yani onların karşılığını verecek şekilde uzun soluklu. Çünkü bunları yaparken hem First Vakfı hem Fikri Tüksel Vakfı hem de mentorlarımız aslında tek amaçları gençlerin bilim teknolojiyi sevmeleri, bu alanda yönlenmeleri, bu konuda vizyon sahibi olmaları. Tek amacımız bu. Amacın her zaman bunu odakta tutaraktan uzun soluklu hep yapılanmalara gitmemiz lazım. Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. İki şey söylemek istiyorum aslında. Bir tanesi benim mezun hikayemde de bahsettiğim şey, yani sunumun sonuna geldik diye söylüyorum bunu. Orada çünkü konudan biraz çıkmış oluyor ama o yazıda iki şey söylemiştim ama ben şu an özellikle genç mentor arkadaşlar varsa ya da yeni mentor arkadaşlar varsa onlara söylemek istiyorum. Hani tabii ki de haddime değil ama yeteri kadar bu camiada bulunduğumu düşünüyorum ve gördüğüm en büyük sorun insanların kendi hırsları için ödül kazanmak, o bu fark etmez. Bu işi yaptığını özellikle mentorlarda, özellikle mezun mentorlarda, öğrenciyken hani belki beklediği başarıyı elde edememiş arkadaşlar ya da dışarıdan duymuş, arkadaşından görmüş, ben de burada bir şeyler yaparım diyen arkadaşlar, bunu yapmamalarını rica ediyorum. Bunu sonradan izleyecek arkadaşlara da aynısını söylüyorum. Burada mentor, yani biz mentorların işi ödül kazanmak değil. Çocukları bir vizyon katmak, bir şeyler öğretmek, bir gelecek kurmak. Hani genç durduğuma bakmayın, yani 21 yaşındayım, 7 yıldır yapıyorum, az değil. Gerçekten tek amaç bu burada. Yani çocuklar için de aynı şekilde kendilerine bir şey katmaları, kendi geleceklerini inşa etmeleri, deneyim kazanmaları. Ama burada onları yönlendiren kişiler mentorlar ve mentorların kendi hırsları için yaptığı kötü örnekler çok olmaya başladı. Ve bu toplumu da çok kötü etkiliyor. Bu yani aslında konu şuraya geliyor. Mesela bu hibe olayı, çok fazla takım açılıyor. İşte takımı kuruyor, 2 gün sonra kapanıyor ama hibe var. Ya aslında hepsi birbiriyle dolaylı yoldan bağlı şeyler. İnsanlar sırf takım açmış olmak için açıyor kendi hırslarından. Bunu yapmak yerine bir toplu, yani bir grup olarak toplanıp sürdürülebilir bir yapıda çok daha güzel başarılar elde edip aynı şekilde genç arkadaşlara da, liseli kardeşlerime de bir yol açmaları çok daha kıymetli bence. Ben bunu hani sırf sonuna geldik diye söylüyorum. Bu çok son dönemde yakındığım bir konu çünkü benim de etrafımda gördüm. Batu hocam galiba bir soru sormuş ama cevap verdim ben. Hibe destekleri şampiyon odada kullanılabiliyor mu diye sormuş. Sezon bitmeden önce birçok, yani bu kurumsal first hibe destekleri dashboardunuzda kalıyor sezon sonuna kadar. Dolayısıyla şampiyona kaydınızı da kullanmanız için çok yararlanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Başka sorusu olan var mı acaba? Evet, Eda Uzun hocam buyurun. Hocam sizin de söylediğiniz gibi sponsor bulmak bizim için bu zamanlarda çok zor oluyor. Acaba aklıma geldi de sponsorları ve FRC takımlarının birleştiği bir etkinlik düzenlenmesi mümkün mü? Nasıl bir şey mesela? Bir fuar gibi diyorsun değil mi? Yani evet, aslında benim. Şimdi bunu şöyle diyebilirim Eda. Öğrencisin galiba değil mi Eda? Çünkü evet. FNV'den mentor hatırlamıyorum Eda Hoca diye. Şimdi biz aslında bu etkinliği yapıyoruz Edacığım. Yani 8 yıllık bir etkinlik sürecine baktığınız zaman her bir regional'ın bir VIP etkinlik günleri oluyor aslına bakarsan. Yani sponsor bizim ve etkinliklerimiz, şimdi sezon dışı, yarışma dışında bir etkinlik yapmaktan bahsediyorsun ama tabii ki bunun bir maliyeti, bunun bir organizasyonel çalışması ve çok fazla farklı sayıda sponsor, farklı sayıda takım, farklı şehirlerden sponsorlar vesaire, bunları birleştirmek çok büyük bir işlem, çok büyük bir iş. Dolayısıyla bunu yapmak için çok uzun soluklu bir çalışma, kaliteli bir hal getirmek, bir sürü mekanlar, yani Fikret Üstel Vakfı'nın eğitim ofisinde toplayabiliriz ama bu böyle bir kokteyl gibi bir şey ayakta hep, ama
Bu çok tatmin edici olmayabilir senin dediğin anlamda. Bunun çok tatmin edicisini aslında regionallarda yapıyoruz. Ancak bu VIP etkinliklerini maalesef takımlarımız değerlendiremiyor. Biz her sezon takımlardan, her regional öncesi takımlarımızdan bu VIP etkinlikler için sponsor davet etmelerini tavsiye ediyoruz ve regionallarda ambassador dediğimiz öğrenciler davet ediyoruz aynı zamanda. Çünkü oradaki sponsorluğu gezmeye gelen kişiyle öğrenciyi eşleştirip onların sahayı gezmesini, ilişkiler kurmasını, takımın namına olsun ya da işte etkinliği tanıtmasını gibi gibi bu tip bir yani bu etkinlikte yaptığımız VIP etkinlikleri bu dediğinin çok kalitelisini gerçekleştiriyor ama inanın oraya bence ödenen bütçeden takımlar faydalanamıyor o anlamda. Yani gelenler gidenler oluyor ama ambassador bulamıyoruz mesela. Yani gönüllüler gezdirmeye çalışıyor şeyleri. VIP etkinliğe gelmişti. Bir CEO gelmiş. Ama size yeter sayıda ambassador gelmediği için takımlardan, çünkü takımlar buna yeterli önemi vermediği için, sen çok güzel düşünüyorsun bunu. Bak, sponsorlarla nasıl iletişim haline geçebilirim diye. Ayağınıza geliyor aslında sponsor o VIP etkinliklerinde. O dolayısıyla ambassador olmak, orayı desteklemek, oradaki insanları gezdirirken ikili ilişkiler kurmak, onlardan takımınızı anlatmak vesaire, bu size yeni sponsorlukların kapısını açacak bir çalışma. Onun dışında bir çalışmamız şu anda böyle bir vakıfın böyle bir çalışması yok. Ama iletirim. Yani düşünülür, komite bu konuda bir yaratıcı bir fikir çıkartırsa verimli olabilecek, yapılabilecek. Neden olmasın? Güzel bir fikir aslında. Yani isteriz ama bu büyük, çok büyük bir güç istiyor yani baktığınız zaman Eda. Hocam bunun hazırda olanı var aslında, bir tavsiye verebileceğim şey. Çünkü Eda'nın ve diğer takımların da buradaki en büyük sıkıntı aslında regional'dan önce bu parayı bulmak. Girişimcilik fuarları oluyor şirketlerin geldi. Mesela Yahutol falan o tarz kurumların yaptığı fuarlar oluyor 2-3 günlük. Böyle bir sürü şirketler geliyor, standlar kuruyor. Boş'undan tutun işte Siemens'ine, Ford'una falan filan. Hani bir sürü teknoloji şirketinin gelip 2-3 gün boyunca bir fuar alanında üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ya da girişimciler, bu tarz insanların ziyaret edilmesi için etkinlikler düzenleniyor. Bunları takip edebilirler aslında. Hani buralarda kendilerini pazarlamayı deneyebilirler. Garantisi yok ama en azından bir yerden bir iletişim bilgisi bile, hani bir kontak bile bulabilirler en kötü ihtimalle. Çünkü burada aslında önemli olan, evet, VIP etkinlikleri çok faydalı. Ben de birkaç kere orada bulundum, katıldım ama önemli olan region'dan önce aslında bu parayı bulmak. Yani böyle bir yol, hani izleyebilir. Hani biz mail atıyoruz, bize geri dönmüyorlar falan filan, bu tarz bir durum varsa ya da kimseyi bulamıyoruz. Bu şekilde fuarlarda, orada burada, nerede bulabiliyorsanız standları gidip basabilirsiniz kısaca. Bir de Ulgar'cığım şöyle bir şey. Regional'ları işte dediğim gibi tek sezonluk düşünme. O regional'da edindiğin sponsor önümüzdeki senenin sana destekçisi olacaktır. Yani Ha, tabii ilişkiyi ondan aslında tam şikayet edeceğim. zamanında kuruyorsun. Yani ve biz o ilk ateşlemeyi yaptık aslında. Yani düzenli bir şekilde o ilk ilişkiyi kuran kişi böyle önümüzdeki senenin sponsorlarını oradan temas kurma şansına sahip olabiliyor. Doğru. Bir de özellikle sponsor oradayken güzel bir başarı elde ederseniz regional'da tam gözüne girebileceğiniz, aslında o başarının ne kadar ateşli olduğunu gözüne sokabileceğiniz de bir alan baktınız o açıdan da çok. Yani bir sonraki sene için çok faydalı ama biz, özellikle bu sene için konuşuyorsanız, hani region'dan önce benim dediğimi deneyebilirsiniz en azından. Bir de şöyle bir örnek olmuştu. Çok güzel bir örnek olması sebebiyle anlatacağım. Sanırım 2018 Houston'da bir takım kendini çok iyi izah etmişti, belki bilmiyorum ama hepimize katkı sağlamak istemişti. Ama biz böyle bir takıma destek olmaktansa daha kurumsal bir şey yapmak istiyoruz demişti. Ve Fikret Yüksel Vakfı aracılığıyla Houston'a giden bütün takımlara eşit miktarda para desteği yapmıştı. Sanırım Turkcell'di. Çok Ha, evet, etmişti çok bizi güzeldi o o sene. durum. Yani çok iyi bir örnekti o. Evet. Dolayısıyla bazen kendimizi ifade edemiyoruz ya da çok sayıda şey alıyor, başvuru alıyor şey firma. Dolayısıyla bu durumda kaldım. Ya hangi birinize destek olacağız? Çocuklar sorusunun cevabı Türkiye'de gençlere en fazla katkı sağlayan, yani bu ekosistemde Fikret Yüksel Vakfı'nı muhatap kılabilirsiniz böyle bir durumda. O da mutlaka amacına ulaşmış olan bir bütçe olmuş oluyor. Tabii. Kesinlikle Fikret Yüksel Vakfı güzel bir, yani aslında büyük sponsorlar için çok önemli bir şey ve o bütçeler takımlara daha adilane dağıtılabiliyor. Yani şimdi öyle
başarılı fonlama yapan takımlar var. Kıskandığımdan söylemiyorum. Yani takım mesela 15 bin dolar fonlamış, tamam mı? Hibe desteklerinden. Bu takımın planı, hedefi bir regional yarışmak. Şimdi 15 bin doları fonlamışsın. Çünkü onların muhtemelen firmalar arasında bir iletişim yok. Yani Ford Boeing'i bilmiyor. Boeing 3'e mi bilmiyor. Kime verdin sen bilmem ne. Ben onu sordum hocam. Kesinlikle yok. Hiçbir yok. Şirket şey, ulaşamıyor başvurulara. Şu noktaya gelmek istiyorum. Takım 15 bin dolar almış. 6 bin dolarını harcayacak. Geri kalan 9 bin dolar ne olacak? First'te kalacak. Önümüzdeki şampiyonu elde ederse belki kullanacak. Şampiyonu elde edemezse yanacak. Yani yanacak derken seneye devretmeyecek. Hani işte ama işte Fikret Tüksel Vakfı bir dedim ya ilk başta vakıfın hani hibe dağıtımında ne kadar başvuru maksimum gelebilecekse o kadarlık bir hazırlık da yapıyor. Yani herkese eşit de, yani bir elden bir doğru bir şekilde yönetilmesi açısından bu tarzda şeylerde Fikret Tüksel Vakfı gerçekten çok iyi yönetiyor. Onu yani Tüksel çok güzel bir örnekti, Burhan Hocam anlattı. O sene şampiyona giderken hakikaten ilaç gibi gelmişti. Ben o zaman çocuktum, hatırlamıyorum. Sorusu olan katılımcılarımızdan var mı acaba? Valla çok güzel bir sunumdu Burhan Hocam, Ilgar. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Hocam ikinizin de ağzınıza sağlık ya. Yani bence her çok takımdaki öğrencilerin ve mentorların da hani izlemesi gereken bir sunum. Umarım kayıtlarını izlerler ve faydalanırlar. Artık daha da bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmıyor. Bunları söyledikten sonra zaten daha da söyleyecek bir şey yok. Her şeyi konuştuk yani. Yeter ki bunları dinlesinler. Kendini takip etsinler. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kaydı durduracağım. Yani şöyle son bir şey söyleyeyim hocam. Burhan Hocam da hani isterse aynı şekilde söyleyebilir. Hani bundan sonraki süreçte hani bu toplantıdan sonra da izlediğinizde de istediğiniz zaman kendi takımım adına söylüyorum. İstediğiniz zaman bizim takıma ya da bana ulaşabilirsiniz. Hani vakıfa zaten ulaşabilirsiniz. Büyük ihtimal Burhan Hocam da hemfikirdir bu konuda. Hani illa sadece 1,5 saati dinledim buradan bir şeyler çıkardım değil. Yani biz kaç yıllık takımlarız ya da kaç yıldır hani deneyimlerimiz olan insanlarız. En büyük temennimiz hani soru işaretlerini gidermek veya yeni takımları bir şekilde bir yerden fikir bile olsa bir şeyler katabilmek, kafalarındaki soru işaretlerini azaltabilmek en azından. En minimumda. Çok teşekkürler bütün katılımcılara. Umarım katkı sağlamıştır. Ilgar, sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Böyle gençler bizim işlerimizi rahatlatınca bize çok kolay oluyor. Çay kahve içiyoruz. Artık biraz öyle olacak zaten. Burhan Hocam, biz biraz yaşlanıyoruz. Evet, evet. Estağfurullah hocam, hepiniz değilsiniz.